Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni bağıl hareket konusuna hoş geldiniz diyoruz. Şimdi bağıl hareketi bilmeyen mi var diyeceksiniz ama yani dediğim gibi böyle değişik cümlelerde akılda, akılda kalıcı olacak şekilde konuşabilirsem tabii. Yani tekrar bir gözden geçirelim dedik. Şimdi bağıl hareket bir kere hareket görecelidir arkadaşlar bunu unutmayalım. Hareketin yani kime göre olduğu çok önemlidir. Şimdi bir aracın yerde durmakta olan bir gözlemciye göre hızı yere göre hızıdır. Bu durumda yer yani dünya duruyor kabul edilir. Yere göre lafı bu. Yani bizim için en ciddi referans üzerinde bulunduğumuz gezegen şu anda ona göre düşüneceğiz demek oluyor. Otobüste oturan yolcuya göre denildiğinde otobüs duruyor kabul edilir. Yani otobüsün içerisindeki koltuk da otobüsün yani vidalı olduğuna göre yani otobüsü duruyor kabul ederiz teknenin suya göre hızı denildiğinde suyun durgun olduğunu kabul ederiz. Yani referans belirliyorsunuz arkadaşlar. Bağıl hareket için referans kesinlikle şart. Son olarak uçağın havaya göre hızı denildiğinde havayı durgun kabul ederiz. Neye göre deniyorsa bağıl harekette de mutlaka referans gerekli. Onu durgun kabul ederiz yani. Şimdi evet sokaktan geçen adamın bildiği bunu artık ispat etmedim. Yani bunu YouTube'da görebilirsiniz ispatı var. Bağıl hız dediğimiz şey gözlenenin hızından gözlemcinin hızını çıkarıyoruz ama vektörel olarak dikkat edin. Hatta siz buna sizden öğrendiğim bir şeyi söylüyorum. Bakan göz yani gözlemci çıkarılır tadında. Şimdi burada ne var? K aracının L aracına göre hızı deniyor ya. Bakın şu göre sözcüğü arkadaşlar. Kimin yanındaysa ona dikkat edelim. Gözlemci odur. L aracına göre L aracına göre dediği zaman L gözlemci demektir. Bu da dikkat edilmesi gereken belki de en önemli şey. Göre sözcüğü kimin yanında ise evet onu söylemişiz tekrardan yazdıklarımı okusam keşke. Evet ölümcül bölge arkadaşlar bu her zaman karşınıza gelmez. İlk gördüğünüzde yanlış yaparsınız bunu haberiniz olsun. Öseyme bunu bir kere sordum. K aracı L aracına bakarak kendisini şöyle şöyle yapıyormuş gibi görüyor. Lafa bak. Bunu ÖSYM sordu arkadaşlar. Bu gerçek ve bu cümle tehlikelidir. Tekrar ediyorum. K aracı L aracına bakarak kendisini kuzeye doğru 2V hızıyla gidiyormuş gibi görüyor, öyle zannediyor falan gibisinden. Bu cümle gerçekten kafa karıştırır. Aslında ne demektir biliyor musunuz? Kısa ve net olarak ne demektir? Bu cümle L'ye göre demektir arkadaşlar. L'ye göre K'nin hızını. Yani K aracı L aracına bakarak dedi ya, L aracına bakarak dediğinde gözlemciyi L yapmış oluyoruz. L'ye göre K'nin hızı demek oluyor. L gözlemci oluyor dikkat. Bununla karşılaşabilirsiniz. Çok değişik bir sorudur. Şimdi efendim aynı doğrultuda işlem yapacağımız zaman nasıl oluyor peki? Aynı doğrultuda. Şimdi aynı yönde aynı hızda gidenler bakalım kime göre L'ye göre dedi gözlemci olan L. O zaman V bağıl VB yazayım ben şöyle. L'ye göre dedi. O zaman VK Efendim eksi VL yapıyoruz. Burada hiçbir sıkıntı yok. İkisi de pozitif tarafa gidiyor. Burada da negatif var. Yani burada işaretlere de dikkat edelim. Aynı doğrultuda olduğu için toplama çıkarma tadında olabilir tabii bu. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. VK artı eksi VL yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Yani L'yi ters çevirip topladığınız zaman bakın ne oluyor. Şöyle yaptınız. Bu eksi VL gözlemci L'ydi ya. Bunlar birbirini götürür. Yani buradan sıfır çıkar. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi K'nin L'ye göre bakın yine aynı şey. L'ye göre gözlemci O. Yani ne yapacağım? L'nin hızını V bağlı. Yine yani hepsinde aynı şeyi sordum arkadaşlar. VK eksi VL diyoruz ya. Şunu VK artı eksi VL tadında yapabiliyoruz. Bunu ters çevireceğiz ve bildiğiniz toplama kurallarını uygulayacağız. Eksi VL oldu. İki vektörü topluyoruz. İşte bakın şu kadarcık bir şey kalıyor. Bu sizin V bağlınızdır. Sağ tarafa doğru olduğu ortaya çıktı. 30 vardı. Onu kestik. Bu efendim pozisyon itibariyle artı 20 metre bölü saniye şeklinde çıkar. Yine L'ye göre dedi. gözlemci budur. O zaman onu ne yapıyorduk? Ben yine üşenmiyorum. VK eksi VL yazıyoruz. VK artı parantez içinde eksi VL. Bunu ters çevir demek oluyor bu. Ters çevirip bildiğin toplama kurallarını uyguluyorum. Eksi VL bu. O 70 de yalnız burada. 40 da buradan geldi. 110 oldu. 110 oldu. Şöyle bir şey oldu. 110 oldu. Haberiniz olsun. L'nin K'ye göre hızı da bu sefer hep L'ye göre, L'ye göre, L'ye göre sorduk ya. L'nin K'ye göre hızı da bulduklarımızın tam tersidir. Ne buluyorsanız arkadaşlar aynı doğrultuda tabii ki de tam ters olacak. Hızlarının değeri aynı olacak. Haberiniz olsun. Tam tersidir. Biri kuzeye doğru 10 görüyorsa mesela öteki de güneye doğru 10 görür. Yani o anlamda tam tersidir. İki boyutta hız ne demek? Yani şimdi burada aynı doğrultuda giderken toplama çıkarma güzel olur da ben bilerek vektör çözümü yaptım biraz önce fark ettiyseniz. Ona göre gidelim. Burada toplama çıkarma şeklindeki çözümler olmaz. Olay tamamen vektörel olarak çözümlenir. K'nin L'ye göre hızı demek neydi? L'ye göre L gözlemci demekti. Bakın burada formülümüzü yine yazmışız. VK eksi VL. Ne yapmışız? Eksi VL yapmışız. Şimdi gözlemciler böyle. Mesela işte bunun hızı 10 olsun tamam mı? Bunun da hızı 10 olsun. E, gözlemci kimdi? L. L'ye göre dedi. L işte burada bak K duruyor. K duruyor. L'yi ters çeviriyoruz. Niye? eksi VL bulacaktık ya. Bakın bunu koordinat sisteminin orijinine koymuşuz. Burada VK duruyor aynen. Eksi VL alınıyor. Eksi VL geldi. Sen bildiğin toplama işlemini uyguluyorsun. Başlangıç noktaları bir araya geldiği için şu anda V bağlı buradan çıkar. B bu aldı hatta güneydoğu oldu. Neden? Ben bunların hızlarını eşit büyüklükte yaptığım için zaten değeri 10 kök 2 oldu. Yatay ve düşey eşit olduğu için tam böyle 45 derecede olduğu için güneydoğu oldu. Başka hiçbir şey biliyorsunuz güneydoğu değildir. Ya da kuzeybatı ya da işte kuzeydoğu gibi. Bunlar sadece 45 derecede olur arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Efendim hızlı gidiyoruz biraz ama e, yani mümkün olduğunca ciddi bir duruş sergileyip güzel güzel anlatıp fazla vakit kaybetmemeye çalışıyoruz. Yoksa anlatacak çok şey var. Sesim kısık gördüğünüz gibi ama sözümü tutacağım. Vitamin A yutuyorum. Hasta olmamaya gayret ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hasta olmadan program dahilinde ilerleyeceğim arkadaşlar. Evet. Hız zaman grafiği ve bağlısı en çok sorulanlardan bir tanesi herkesin yolda kaldığı. K'nin L'ye göre hızı L'ye göre gözlemci bu. Şimdi e, efendim burada L nedir? 0 T zaman aralığında bakalım şimdi 0 tam buradayken ben 0'ım zaten V'ye bakıyorum. Bakın ben 0'ım V'ye bakıyorum. E, ne göreceğim? V göreceğim. Ben 0'ım adam zaten ve direkt V'yi gördüm. Ben burada şöyle V yazdım. Bu bir. Şimdi buraya bakıyorum. Eksi V var. V'ye bakıyorum. Eksi V V'ye bakarsa arkadaşlar 2 V görür. Neden? Bakın şu aralıkta tam T anına bakıyorum. Şöyle yazayım T anına bakıyorum. L'ye göre dendi ya. VK eksi VL yapacağız ya. Şimdi buna dikkat. VK zaten neydi? Dikkat edin. Artı V idi. Yani aynı doğrultuda ilerledikleri için çizgi gibi bir dünyada yaşadığımız için bu grafikleri düşünürken ona dikkat edelim. E, artı V bu zaten. Ben de eksi V'yim. Eksi zaten bağıntıdan geliyor. Ben de eksiyim şöyle. Ne yaptı burası? Artı 2V oldu. Zaten zıt yönde gidiyorlar. 1V, biri 1-V biri ise zıt yönde gidiyorlar. Hani 1 100, öteki de 100 ama zıt yönde. O zaman 200 görürler birbirlerini. Zaten bunun 2V çıkması da ondan. Şimdi burada o zaman bakın şöyle bir şey oldu. Tam burası için baktığınız zaman 2V görüyor. Eskiden V görüyordun, şimdi 2V görüyorsun. Bak hatta şu arayı yapayım. Tam böyle yarım T'yi yapalım şöyle. Burası o zaman ne olur? Eksi V bölü 2. Böyle baktığında da şurası için konuşuyorum. Eksi V bölü 2 V'ye baktığında da 3 V bölü 2 görecektir. Yani bir ondan yarım benden ters yönlü 3 V bölü 2. Bak en başta V görüyordu. Sonra 3 V bölü 2 görüyor. Sonra 2 V görüyor. Sürekli olarak bakın dikkat ederseniz yani şu çizgiler kim gözlemci? L. L'den K'ya doğru oklar. Bakın şöyle yapıyorum. Şöyle arkadaş sürekli olarak büyüyen bir hız görüyor. Ona dikkat edin büyüyen oklar. Yani mesela bu K dediğimiz pozitif yönde gidiyor ya genelde kimse bir şey demiyorsa hani bu taraf pozitif bu taraf negatif ya yine hani böyle yön olarak baktığınızda burası doğu burası batı olur ya kimse bir şey demezse. K zaten doğuya doğru gidiyordu. Biz batıya doğru gidiyorduk. Adam zaten sabit hızla gidiyor ama biz ters yönde hızlandıkça onu daha bir yani doğu görüyoruz böyle. Daha da hızlandığını görüyoruz. V ile başladı. 3V bölü 2 oldu. 2V oldu. O zaman 0T zaman aralığında L bakıyor. L gözlemci unutmayın. Yani o zaman ne yapacak? Doğuya doğru doğuya doğru evet hızlanıyormuş. Hızlanıyor. Hızlanıyor gibi görür. Gerçekte de öyle değil çünkü. Gibi görür. Onu biz biliyoruz ama. Adam bana göre böyle diyor yani arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumumuz var. Efendim şunu da yeşile yapalım. Çok mor olmasın buralar. Şimdi anladığımız kadarıyla bu farklar şuradaki bak açılma hızlanmayı gösterdi bize. Şimdi burada bakıyorum K böyle köşegen gidiyor. Biz de köşegen gidiyoruz. Bakın 2V'ydi. Şuraya bakıyorum 0. 2V'ye bakarsa 2V görür. Şurada ne var? V bölü 2 ama eksi. Burada 3V bölü 2'ye bakıyor. Dikkat edin gene aradaki fark 2V. Zaten burada da 2V vardı. Ya da şöyle de bakabilirsiniz. Yine o vektörler yardımıyla bakabiliriz. Sürekli olarak zaten doğu görüyorum da aradaki mesafe hep aynı kalıyor. O zaman ben hep hep 2V görüyorum ya. O zaman şunu söylerim. Doğuya doğru doğuya doğru doğru olmuş burada. Doğru. Evet. 2V'lik sabit hızla sabit hızla gidiyor gibi görür. Evet, gibi görür. Böyle bir şey var. Bu çok zor bir sorudur arkadaşlar. Çok da güzel bir sorudur ama seviyoruz kendisini. Şimdi efendim bunu da kırmızından yapalım şöyle. Burada ne oluyor? Artık aynı yönde yöntemle yapacağım. L'ye bakıyor baktı evet böyle giderek bakın o fark küçülüyor nasıl burada bak bu fark açıldığında hızlanıyormuş gibi dedin nasıl burada böyle fark aynı kaldığında sabit hızla gidiyor gibi dedin bakın kimin nerede olduğu önemli değil arkadaşlar kimsenin konumuna ihtiyacım yok bunu söylemek için dikkat edin yani sadece bu çizgilerin yani hız zaman grafiğindeki çizgilerin birbirine yaklaşması veya uzaklaşmasına bakıyorum. Gözlemci kimse ona göre böyle dikkat ederseniz oklar çiziyorum. O zaman bu fark giderek açılıyor. Mesela tam 3T anında ikisinin de hızı V ya o zaman birbirlerini duruyormuş gibi görürler. O zaman T yani 2T 3T zaman aralığında doğuya doğru doğuya doğru e, evet yavaşlıyormuş gibi yavaşlıyor gibi gibi görür arkadaşlar. Olayımız bu. Evet aynen öyle. Çok sağlam bir soru. Yani hem konuyu anlattım hem de aslında çaktırmadan da bir tane örnek çözdüm. Bu kesinlikle 1-2-3 sorularında karşınıza gelir. Efendim geldik sabit hızlı harekette birbirini geçme başlığı vardı ya tren tünel soruları onun gibi düşünürsek hareketlerin birbirini geçme soruları ve bağıl hız ilişkisi demişiz. Orada iki tane denklemi yazıp bir şekilde birbirinden çıkarıp aslında aynı sonuca yani ulaşmıştık gene ama burada bağıl hız yapacağız. Gerçekte bakın şimdi K, L'ye göre hızlı olduğu için tabii ki de onu basıp geçecek böyle bu tarafa doğru. Ama biz bunu bağıl hızla yapacağız. Yani K, L'yi geçerken L'de bir miktar yol alacak. L'yi tamamen mesela şurada geçsin. K'nın arka tamponu, L'nin ön tamponun geldi geldim. Bu olay bitmiş oluyor. Gerçekte böyle oluyor. Ama biz ne yapacağız? Böyle sorularda arkadaşlar yavaş olanı durduruyorsunuz. L'ye göre diyorsunuz. L'nin hızı tabii o zaman sıfır olmuş oluyor. L'nin şoförüyüm ben diyelim ki ben oturuyorum orada benim hızım sıfır. Ben tabii ki K benden hızlı olduğu için şöyle gelecek. Şu şekilde gelecek. Şöyle. Baktığında şöyle bir şey. Efendim buradan da böyle bir şey olacak geçtiğini görüyoruz. Ben duruyorum o benim yanımdan geçiyor. Peki hangi hızla geçiyor? Ben kendimi durdurdum ya VK artık kendi hızıyla gelmiyor. İkisinin hızlarının arasındaki farkla geliyor. Mesela bunun hızı 10. Bunun hızı 50 ise siz 40'ı görürsünüz. Aynı yönde gittiğiniz için sana göre bunun hızı 40'tır. Yani o zaman VK eksi VL yapmamız gerekiyor burada. Geçişi tam anlamıyla düşünebilmemiz için. Ne kadar yol gitti? Mesela buradan buraya böyle geliyor ya. Ben buna diyelim ki x1 diyeyim. O zaman ben x1 yolunu vk eksi vl çarpı t diyorum. T de geçme süresidir. Burada bu olay bağıl hızda bulunmuştur arkadaşlar. Ona dikkat. V bağılla. Sonra bu süreyi bulduktan sonra zaten sırtınız yere gelmez. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bu süreyi bulunca herkesin hızı belli. O zaman gittiği yollar da belli. Hesaplanabilir. Şimdi efendim gelelim diğerine burada tabii hani bağlızda ben direkt üstünde gördüm diğerine diyorum. burada normal hesaplama var. Gerçekte böyle oluyor. Ben aslında bunu burada gösterecektim. Şu şöyle geliyor ya böyle ikinci bir şekil yapmışım böyle güzel olsun diye. Hani buradan şöyle geldiğini söylemişim. Hatta bakın şöyle yapmamız gerekiyor aslında. Yukarıda çaktırmadan kaçamak yaptım ama şöyle burası LK, burası aradaki uzaklık D, burası da LL dediğimiz olay. O zaman LK artı D artı LL bu D harfi eşittir ikisinin hızlarının arasındaki fark VK eksi VL çarpı Dt aynı şey yani gerçekte nasıl olduğunu göstermişim pratikte nasıl çözeceğimizi göstermişim olay tamamen bu. Devam edelim bakalım. Son sayfamızda ne var? İşte araçlar ters yöndeyse ne olur? Şimdi bu bu tarafa geliyor, bu bu tarafa geliyor. Artık hani yavaşa göre düşünelim demenin anlamı yok. Keyfiniz bilir, siz bilirsiniz. Tamamen geçme bu bu tarafa, bu bu tarafa giderken arka tamponların evet aynı hizaya gelmesi olayıdır. Araçlar şu anda birbirini tamamen geçmiştir. Şimdi burada tabii nasıl hani bulacağız? Gerçekte böyle oluyor ama biz yaparken şöyle demiştik. Dedik yani birini durdurun. Bunun hızını sıfır kabul edin. O zaman L'ye göre olmuş oluyor. Artık bu da kalmıyor. L'ye göre dediğimiz için L baktığında K'yi çok hızlı görüyor. Çünkü zıt yönde gidiyorlar. Onun gördüğü hız VK artı VL'dir. O zaman tamamen geçme olayı da şöyle bir şey olacak. Bu arkadaş buralara kadar böyle hızlı bir şekilde böyle geliyor. Efendim burada da işte kendisi var böyle gelecek böyle buraya gelecek. Bu K olacak. Bunu durdurdum ya. Şimdi bak arka tampondan itibaren bakıyorum. Arka tampondan çünkü arka tamponu kurtarmam lazım. Bu bütün yolu almamız gerekiyor. Burada zaten K'nın LK diye boyu var. Şu iki araç arasındaki uzaklığa yine D diyelim. Bir de burası ne var? LL L var. Yine aynı şeyi yazacağız. LK artı D artı LL İkisinin arasındaki işte o hızlara baktığımız zaman bağıl hız toplamamızı gerektiriyordu. Şöyle yaptık T. İşte bakın burada T birbirini geçme süresi ortaya çıktı. Bunu bulduk mu? Yapıştır buradan hemen. Dersin ki L araçlar birbirini geçene kadar şöyle yol almıştır. Buna XL. XL'yi hemen dümdüz VL çarpı T dersin. Burada bulduğun T'yi buraya koyarsın. Ya da diğerine geçersin. Arka tampondan yapıyorum. Bu da XK'dır. Araçlar birbirini geçene kadar K'nın aldığı yoldur. VK çarpı T'dir. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani bağıl hızdan geldiğini bilin diye anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun soru videosunda görüşmek üzere.